Amasya'dan merhabalar. Bugün Naçalar Albayısı'ndayız. Arkadaşlarımız yeni birkaç tüfek geldiğini söylediler. Bizim de merak ettiğimiz, arkadaşlarımızın da merak ettiği avcı arkadaşlarımızın, atıcı arkadaşlarımızın işte herhangi bir şekilde evinde silah bulunmak için arkadaşlarımızın dikkatini, ilgisini çekebilecek merak ettiğimiz av tüfeklerinden bir iki tane gelmiş. Şimdi onların kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Şu anda ilk incelemesini yapacağım tüfeğimiz fakat yeni geldi. Şekilde. Rus Baykal. Rusya'mız yok, üzerindekileri okuyamıyoruz. Bunun da çeşitli modellerinin önün ayrımlarını çıkaralım. Bu şekilde çeşitli modellerinin olduğunu buradan da görebilir arkadaşlarımız. Şimdi önce tüfeğimizin bir kutu açılımını yapacağız. Şimdi ilk defa ben açıyorum şu anda. Tüfeğimiz ahşap bir kutuda geliyor. Düzeltiyorum. Tüfeğimiz karton bir kutuda geliyor. Tüfeğimizin kutusu karton. Rus Baykal MP155 diye geçiyor. 3,5 inç. Yani fişek yatağı 89 mm olan bir av tüfeği. Şimdi şu şoklara çok enteresan, onu göstereceğim. Şimdi yırtamıyoruz ama şuradan gösterebilirim. Şu şekilde, yani hatırlayın, sıfır şey yırtmayalım. Şu şekilde çok kısa, kuğunun ventuslarındaki şoklar gibi yaklaşık 3 ya da 4 santimdir bu şoklar. Yani evet, tam 4 santimlik bir mobil şok var. 3 adet. 1, 3, 5. Zaten artık dünyada 2, 4 kullanan pek kalmadı. 2 ile 3'ün, 3 ile 4'ün arasında, 4 ile 5'in arasında çok fark olmadığı için artık dünyada birçok firma 1, 3, 5 diye gidiyor. Tüfeğin şoklar 4 santimlik şok. İçinde buradan 2 adet dipçik ayar pulu var. Aşağı yukarıdır muhtemelen bunlar. Bir tane de şok söküp takma anahtarı var. Tüfeğimiz 3,5 inçlik bir tüfek. Tüfeğimiz yarı otomatik kaldır bir tüfek. Şimdi tüfeğimizi çıkarıyorum. Evet. Yalnız siteleri çok detaylı bilgi vermiyor. Şu şekilde. Tüfeğimizin kasa görüntüsü bu. Made in Russia diye de yazmış yan tarafına. Mekanizmasına da seri numarasını kazımışlar. Arka tarafa da bunda da yine şarjör kilidi koymuşlar. Görmüşken hemen bahsedelim bunun da. Şu şekilde avda ateş ediyoruz. Keklik avındayız ya da tavşan avındayız. Bir haftalık domuz sürüsü geliyor. Hemen zamanımız çok darsa bunu yaptığımızda namlu alt borudaki fişek, şarjöründeki fişeği durdurup mekanizmayı çek bıraktığınızda ağzındaki fişeği bırakıyor. Dışarı atıyor. Daha sonrasında da elinizde tekrar üzerine bir tek kurşun koyma şansınız oluyor. Evet, şimdi bir şunu sökelim. Bu önden tek boğumlu kilide sahip. Evet, çalışma mekanizması da bu. Gazlı sistem. Gaz piston sistemi birazcık daha bizdekilerden farklı. Şimdi sıfır tüfek söküp de şey yapmak istemiyorum. Arkada bir tane ana tampon koymuşlar. Darbe alıcı bir tampon var burada. Yine onun arkasında da gövdeye el konularına tutulmak için kolundan parça siyah plastik. Bu komplike bir gaz pistonuna sahip. Yani şu, bunu mekanizmasında söktüğümüz zaman gaz pistonu şuradan söküldüğü zaman gaz pistonu öyle çıkıyor. Bizdekiler gibi diğer direkt önden çekince çıkmıyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde gaz pistonu sabit. Gaz pistonun aralığına da çelik kalın yaylar koymuşlar. Şu bir parçası. Şöyle tüfeğimizi alalım. Kutunun içinden çıkan bunlar. Bir tane broşür ve tapasını da koymuş adam içerisi. Kılıfını yırtmasın diye. Şimdi ben şunu şöyle kaldırıyorum. Şimdi tüfeğimizde enteresan bir durum var. Fabrikasında 71, 76 ve 66 olmak üzere 3 boy üretildiği söyleniyor. Yalnız bu tüfek 75 namlu diye bize bilgi verildi. Ben de şimdi bunun 75 mi değil mi olduğuna merak ettim. Daha önce de söylemiştim namlu ölçülürken şuradan ölçülür diye. Evet, ben de sizle beraber şimdi ilk defa söküyorum. İlk defa da bu tüfeği gördüm daha doğrusu. Namlu ölçülürken şuradan ölçülür. Şuradan iç kısmına kadar. Üzerindeki şeridine kadar hepsini ölçeceğim şimdi. Evet, hakikaten de 75'miş. Gördüğünüz gibi 75 namlu boyuna sahip.
mobil önden 3 şoku 4'er santimlik kas piston yuvası, namlu kuyruk kilit kuyruğunu çok kısa yapmışlar. Dipçikte üstten kilitlemeli bir sistem. Şimdi burada enteresan olan gas pistonunu direkt hiç çekmeden büyük ihtimalle şu şekilde takılı olması diyeceğim. Çünkü ben de ilk defa takacağım dedim size. Evet, aynen de öyleymiş. Direkt çok basit kinetik sistem mekanizmasına yakın bir şekilde söküp takmayı yapacak bir sistem koymuş arkadaşlar. Bu Rus arkadaşlar koymuşlar buna. Evet. Şu asık kaşı takacağı üstünde gevşek bir vaziyette. Bunu çevirdiğimizde yukarıya değse de namlu bir sıkıntı yapmıyor. Şu şekilde. Evet. Nerede bir iyice sıkalım bunu. Tüfeğimizin en büyük özelliği 89 mm magnum fişek yatağına sahip olması. Yani 3.5 iç. Şurada şu 89 mm'lik daha çok ördek gaz ve büyük ve yüksek uçar avları yapan arkadaşlar için şu boy 3.5 inç yükseltilmiş. Diğer tüfeklerde 76 mm'dir. Fişek boyları 70 mm'dir. Bunda 89 mm'ye kadar 86 mm'lik ve 89 mm'lik fişekleri de atabilen bir namlu yapmışlar. Yani o 89 mm'lik fişekleri normal 12 kalibre tüfeklerinde bizdeki gibi 76 namluya koyduğunuz zaman mekanizma şöyle kalır. Bunda o olay olmuyor. 89 mm'yi direkt kullanabiliyoruz. Evet. Bu da şarjör kilidi diye söylemiştik. Şurada muhtemelen direkt çalışan bir tüfek. Evet. Bu tüfek direkt herhangi bir düğmesine basma. Bunda da var. Tamam. Şimdi şu özellik var burada. Fişeği alttan içine koyduğumuz zaman şuradaki düğmeyi geriye doğru çektiğimizde fişek alta tutuyor. Bizdeki de üstten basmalı değil de yandan komple giydirmeli bir sistem yapmışlar şu şekilde. Yeni bir sistem yapmışlar. Tetik emniyeti de çok kısa bir geçme özelliğine sahip. Üçgen. Bizdeki bazı modellerinki de buna benzetilmiş. Şu şekilde bir üzerine yine Picatinny veya benzer bir red dot takmak için küçük bir ray sistemi için ayak açmışlar. Onu da bir ölçelim. Evet. Şu şekilde. 10 santimlik. Evet. 1.5'a 10 santimlik bir ayak tırnağı açmışlar. Kasanın yapısı çok farklı bir kasa. Kasa gövdesinden bahsetmemiş ama bu muhtemelen alüminyum. Ama yüzünü pütürlü böyle zımpara şeklinde bir siyah eloksal boyayla kaplamışlar. Namlusunu mata yakın hafif parlak siyah bir eloksal kaplamayla kaplamışlar. Biraz yüksek matlı tüfek yapmışlar. Yani ne çok yüksek ne çok alçak. Onu da ben ölçelim. Şerit 5 mm'ye yüksekliğine de bakalım. Evet. 5'e 8 bir yüksekliğinde şerit yapmışlar. Şurası 1 santimetre yakın gelebilir. Orta yükseltisi. Evet, tam 1 santim. 5 milime 1 santim başlangıcı 8'den başlıyor. 1 santime çıkıyor. Önü 0'a yakın bir şekilde şu şekilde alçalarak giden bir namlu şeridi var. Ucunda beyaz parlak bir arpacık var. Yine yumuşatılmış bir dipçik leti ama çok da yumuşak sayılmaz. Siyah plastik el kundalı dipçiğe sahip. Rus Baykal MP155 3 adet bu bir çoku var. Gövdesi 7075 oyma alüminyum. Namlusu yine 4140. Onun adaki tabiri nedir bilmiyorum. 4140'dan oyma. Namlu bu. Çelik namluya sahip. Dövme çelik zaten bunlar. Arasında bir adet merkezleme denilen dipçik ayakkabını zaten üzerine koyup göndermişler. Üzerine takmışlar. İki adet de kutusunda çıkıyor. İki adet de yine kutusunda 4 santimlik mobil şoklara sahip. Ağırlığı bunun 3 kilo 200 gram. Gazda olmasına rağmen normal. Gazda zaten 3 kilo 100 gram, 3 kilo 500 gram arasında geliyor. Mobil şokta ucunda bir tane var zaten. İki tane de kutusunda var. Süper Magnum denilen fişekler atabilme özelliğine sahip. Başta da farklı bir özelliği yok. El kundağı, dipçiği, siyah.
Yalnız bu 3 kilo 200 gram fabrika verilerinde ahşap dipçikler için geçiyor. Bu da 3 kilo civarında bir tüfek. 76 santim namluya göre hafif sayılabilecek bir sisteme sahip. Sadece dediğim gibi diğer normal gazlara göre namlu giriş çıkışında, namlu boğaz kilidinde, mekanizma kilidinde bir değişikliğe gitmişler. Tetik korkuluğu dahil plastik gövdesi birazcık daha böyle yandan yedirilmiş, üstten dürbün ayaklığı açılmış bir tüfek. Rus Baykal MP-155 tüfeği, bu tüfek bu özel istekizlerine gelmiş. Başka da öyle bir farklı bir özellik yok. Dediğim gibi 3 kilo 200 gram, 4140 delme çelik, plastik dipçik ve el kumlarına sahip, 7075 alüminyum, çift noktadan sabitlemeli tetik tertibatı. Diğerlerinden farklı olarak dediğimiz gibi tetik tertibatının altındaki şu düğmeyi atış yapmak için fişe buradan bastığımızda şu düğmeyi geriye çekiyoruz. Fişe yatağa düşüyor. Yatağa çekip bıraktığımız zaman da şu şekilde atışa hazır. Tetik ağırlığına bakalım. Evet, 2,5-3 kilo arasında, 3 kilo, 2 kilo 750 gram civarında bir tetik ağırlığına sahip. Yine 2 tane dipçikten ve önden sabit olmayan asık kayış kilidine sahip. Şeridi çok büyük ve geniş bir şekilde muhtemelen hafifletmek için yapmışlar. Geniş açılarla delinmiş, aralıklarda fazla boş bırakılmış bir özelliğe sahip. Gaz pistolüne çalışıyor. Önden icra yaylı gaz pistolünü bir otomatik tüfek. Şimdi toplam boyunu bir ölçeceğiz. Santim toplam boyu var. Namlu boyunu ölçtük zaten. Tetik çekme mesafesini ölçelim. Muhtemelen 36,5 santim gelir herhalde. Evet, tam 37 santim. Zaten dünyada da 36,5 standart tetik çekme mesafesi. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Yani normal klasik gazlı sistem gibi ama sadece biraz onu da gösterelim. Şimdi vatandaşa geldiği için sökmek de istemiyoruz. Detaylı. Önce el kundağımızı şu şekilde çekip çıkarıyoruz. Sökerken de gaz pistonunun girdiği yuva burası. Şurada gaz pistonunun arkasında bir yay sistemi kullanılmış. Kalın, geniş, helodinamik bir yay kullanmışlar. Normalde gaz pistonu taşıyıcı kollar yine bizdekiler gibi ama yanlardan ve önden yedirilmiş. Gaz pistonunun içerisine de yüksek ve alçak diye heavy load ve light load diye iki çeşit kullanılabilir özellik yapmışlar. Aşağı doğru diye çevirdiğinizde aşağı yukarı yok tuşu vermişler, yön tuşu vermişler. Şu şekilde görüldüğü gibi. Tüfeğimiz gazlı sistem bir mekanizma sahip. Çektiğimizde de mekanizma az geri çekip tüfeği ileriye bıraktığımız zaman tüfeğimiz şu şekilde çok kolay bir şekilde sökülüyor. Dediğim gibi namlu boğazını çok kısa yapmışlar. Bizdekilerden farklı olarak her iki tarafına da delikler delmişler. Oraya mekanizmadan giren bir şey var mı? Evet. Mekanizmanın tırnaklarının geçtiği yeri bile yapmış adamlar. İki taraflı tırnak geçme özelliğine sahip. Şu şekilde mekanizmanız çift tırnak. Geriye çeken tırnak çift. Mekanizmanın kilidini de şu üste koymuşlar. Üste geçmeli bir kilide sahip. Şimdi sökeriz. Sorun çıkmasın diye de. Sökmek de şu kadar kolay. Dediğimiz gibi sökmüşken sökeyim bari. Şu şekilde bizdeki gazlı sistemlerin benzeri. 3 parça gaz kilit sistemi var. Şu namluya şu şekilde namlunun içerisine şu şekilde oturduğu zaman şu üstten de kilitlemeyi yapıyoruz. Görüldüğü gibi. Bu şekilde bir sistem yapmışlar. Yandan iki tane mekanizmanın içerisinde de namlu gövdesinin içerisinde de bir kızak yapmışlar. Tüfek bu şekilde. Gaz pistonu da şu. Evet. Tüfeğimizin gaz pistolu da bu. Şimdi tüfeğimizden geri birleştiriyoruz. Birleştirirken önce
Şurada bir dil var. Şu şekilde dizimizin üzerine bastırıp içine koyduğumuz zaman bu şekilde yerine geçiyor. Şunu da üstten yan tarafa şu kenar, şuradaki çıkıntı şuraya gelecek şekilde şöyle yerine takıyoruz. Rus Baykal MP155. Gazlı sistem bir kefek. Şuna dikkat etmek lazım. Şu yay tutucu ve aynı zamanda da el kundağını sabitleyici olarak o sistemi koymuştur oraya. Arkadan kaldırarak geri yerine çektiğiniz zaman şu şekilde. Evet. Şu şekilde yerine taktığımız zaman işlem bitiyor. Sonra namluyu takıyoruz. Şimdi takmayacağız. El kundağımızı yere takacağız ve tüfeğimizi sahibi için bırakacağız. Evet. Şu şekilde tutturuyoruz. Mekanlarını çekerek yana tutturduğumda şu şekilde. Evet. Tüfeğimiz bu. Rus Baykal MP155. Yine çift sistem genişletilmiş delik yapısına sahip. Şurada. Gaz bu deliğe, tapak şuraya geldiği zaman buradan dışarıya püskürttüğü gazla mekanizmayı geriye itip tekrar ileri gelip önden icra yayı ile gel git yaparak tüfeğimizi doldur boşalt yapmaya yarıyor. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. Bu tüfeğimizle ilgili sorunuz olursa biz daha sonra bunu detaylı inceleyeceğiz. Eğer alacak arkadaşla tanıdık olursa bir de atış testi yapıp sizlere paylaşmak isteriz. Sorularınız olursa yorum yaparak videolarımıza bize ulaşabilirsiniz. Amacına saygılar, sevgiler.